tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ölenlere başsağlığı, kalanlara da geçmiş olsun diyoruz. Depremin yaşandığı bu felaketin, o dehşetin ardından illere gelen depremzedelere yönelik genel müdürlüğümüz bize bir talimat gönderdi. Ve bu talimatta depremzedelerle ivedilikle irtibata geçmemiz istendi. Biz de hemen harekete geçtik. Sahaya indik. Ben bizzat Kredi Yükler Kurumu Müdür Bey'i ziyaret ettim. AFAD'a gittim. Orada AFAD'da bir işkur noktası oluşturduk. Üye olmaya gelen, AFAD'a kayıt olmaya gelen daha doğrusu kişileri bilgilendirmek amaçlı. Sonrasında meslek danışmanlarımızla, şeflerimizden oluşan 10 kişilik bir ekiple bütün Kredi Yurtlar Kurumumuzu, 12 tane yurdumuz var biliyorsunuz. Orada şu an 10 bine yakın depremzede kalıyor ve 1500'e yakın da depremzede Kayseri'deki otellerde kalıyor. Bildiğiniz gibi bu bilgileri valilikten de aldık. Ve iş ve meslek danışmanlarımız bütün Kredi Yurtlar Kurumu'nu ziyaret etti. Anons yaparak iş görüşmesi yapmak isteyen, danışmanlık hizmeti almak isteyenlerle birebir görüşmeler yaptık. Ve bu görüşmenin ardından yaklaşık bir 1000 kişilik elimizde veri tabanı oluştu. Bu kişileri işe yönlendirmeyle ilgili ama tabii bazı sıkıntılar olabiliyor. Kişinin işe hazır olması gerekiyor her şeyden evvel. Sigortasının aktif şekilde geldiği ilde devam etmemesi gerekiyor. Tamamen işe hazır olanlarla ilgili işe yönlendirme hizmetimiz. Bugün mesela burada 16 firma var. Sağ olsunlar, biz sanayi odamızda, ticaret odamızda müsiat başkanımız Ferhat Bey'le özellikle telefonda da görüştük. Kendisine teşekkür ediyorum. Muhasebeciler odasıyla hemen irtibata geçtik ve işverenlerimize bilgi notları hazırladık. Bu bilgi notlarında işverenlerimizin depremzedelere yönelik çok hassas davranması ve öncelik tanımasını ilettik. Sağ olsun işverenlerimiz de gördüğünüz gibi çok hassaslar. Biz depremzedeleri yormamak adına böyle bir buluşmayı gerçekleştirdik. İşverenlerimiz buradalar. Depremzedelerimiz de serviste, Kredi Yurtlar Kurumu servisiyle buraya geldiler. Şu an burada yaklaşık 178-200'e yakın bir alım olacak, gerçekleşecek. İş hazır durumuna göre. İnşallah bundan sonraki süreçte de depremzedelerimiz Kayseri'ye yerleşmek isteyenlerle ilgili çalışmalarımız işkur olarak devam edecek.